İki takımının ligdeki iddiası, puan sıralamasındaki yerleri ve geçmiş maçlardaki atmosferleriyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçı haftanın maçıydı. Şampiyonluk yarışındaki diğer iki takım Beşiktaş ve Galatasaray'ın da sonucunu merakla bekledikleri karşılaşma, golleri ve zaman zaman iyi futboluyla uzun zaman hatırlarda kalacak. Tüm futbol severlerin ilgi odağı haline gelen karşılaşmayı Erman Toroğlu yönetiyor. Avni Aker Stadı'nın tribünleri tamamen dolu ve futbol oynamaya müsait bir hava ve zeminde karşılaşma başlıyor. Trabzonspor, Turgut ve Mehmet'le atak hazırlığı yapıyor. Turgut, atak yönünü sağ kanada çeviriyor ve İsmail. İsmail'in uzun pasında Turan topu karşılıyor, Gerson. Sarı lacivertli takım sol kanattan Semih ile hücuma çıkıyor. Gerson. Tekrar Semih. Mehmet topu kornere çelerek kalesindeki tehlikeyi uzaklaştırıyor. Fenerbahçe'nin bir başka tehlikeli atağı ve Vokri'nin vuruşunda top kaleci Petranoviç'te kalıyor. Oyunun ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçiyor. Ünal'ın vuruşunda top kaleci Engin'den geri dönüyor ve Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor. Oyunun 8. dakikasında Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği bir atak, Tanju'nun kafa vuruşunda filelere giden top Fenerbahçe'ye 1-0 üstünlük getiriyor. Fenerbahçe'nin golü bir kere daha görüntüye geliyor. Tanju, Trabzonspor savunmasının kademe zaafından yararlanıyor ve Fenerbahçe'yi öne geçiriyor. Sonraki dakikalarda Trabzonspor'un beraberlik arayışları var. Turan'ın uzaklaştıramadığı topa Ünal kafayı vuruyor ve bu gol Trabzonspor'un beraberlik golü oluyor. Karşılaşmanın 16. dakikasında durum 1-1. Atak Turgut'la başlıyor. Turan topu uzaklaştıramıyor. Ünal pozisyonu iyi takip ediyor ve Engin'in yanından Fenerbahçe filelerine topu gönderiyor. Trabzonspor ataklarını sürdürüyor ve Trabzonspor'un ikinci golü karşılaşmanın 42. dakikasında Hami'nin ayağından geliyor. Trabzonspor ilk yarıyı 2-1 önde kapıyor. Gol bir kere daha görüntüde. Tanju, maçın başında attığın golle takımını 1-0 öne geçirdin. Golü anlatabilir misin? Ya soldan Voktu çok iyi orta yaptı. Bana da vurmak kaldı sadece, o kadar. Ünal, attığın golle durumu 1-1 yaptın ve o golü bize anlatır mısın lütfen kısaca? Top ortada kaldı. Müjdat'la beraber kafayı ben vurdum ve gol oldu. Başka diyecek bir şey. Evet Amin, sen de ikinci golü atarak takımını öne geçirdin. Anlatır mısın golü bize? Ünal abi sağdan çok güzel bir orta attı. Soka ve İSKA geçti. Bana dokunma kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısı. İki tarafta ikinci yarıda skora yeni rakamlar getirme çabasında. Hamdi'nin yarattığı bir tehlikede top kaleci Engin'de kaldıktan sonra Fenerbahçe ümitle Trabzonspor kalesine sokuluyor. Ahmet Sopi'nin ortaladığı topu Tanju kontrol ediyor, hazırlıyor ve Vokri filelere gönderiyor. Karşılaşmanın 59. dakikasında durum 2-2 oluyor. Fenerbahçe'nin golü yeniden görüntüye geliyor. İki ikilik denge oyuna hız getiriyor. Sol kanatta Hami. Oğuz'un tehlikeli geri pası ve kaleci Engin topa sahip oluyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanıyor. Trabzonspor kalesindeki tehlikeyi Kemal uzaklaştırıyor. Ünal sağ kanattan hücuma çıkıyor. Ceza alanı içerisine ortalıyor. Hami topu 3. defa Fenerbahçe kalesine gönderiyor ve 79. dakikada Trabzonspor 3-2 öne geçiyor. Golü bir kere daha izliyorsunuz. Oyunun son dakikaları yaklaşırken Fenerbahçe'nin beraberlik arayışları var. Ancak savunmadaki hatalardan Trabzonsporlu futbolcular yararlanamıyor. Hami 4. gol şansını değerlendiremiyor. Ünal'ın vuruşunda savunma topu uzaklaştırıyor. Soner vuruyor, top Turan'dan dönüyor. Mehmet ve Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırıp beraberlik şansı yaratmak için rakip kaleye gidiyor. İsmail topu uzaklaştırıyor ve Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ediyor.
Bizim için önemli olan bir de bu zirvedeki takımların birbirleriyle daha oynayacağı maçlar. Und okay, wir müssen heim nach Istanbul gehen, am Beşiktaş. Biz Beşiktaş maçı için İstanbul'a bir daha gideceğiz. Und hier kommt noch Galatasaray. Galatasaray bizim sahamıza gelecek. So, ich meine auch für uns ist die Chance noch, wir haben noch Chance. Bizim de şansımız olduğunu burada belirtebilirim. No, I didn't say anytime that we shall... Fenerbahçe olarak önemli bir maçı kaybettik. Ama bu her şeyin sonu değil. Biz bundan sonraki maçlarda çok daha iyi futbol oynamaya ve rakiplerimizi yenerek yolumuza devam etmeye çalışacağız. Hiçbir zaman şampiyonluk sözü vermedim. Lig bundan sonra başlıyor ve biz de mücadelemize devam edeceğiz.